Takas İstanbul sunar. Efendim Ekotürk TV ekranlarından bir kere daha hepinize merhabalar. Araştırma Masası programı ile karşınızdayız. Serdar Pazı'yı Araştırma Masası programına aldım. Merkez Bankası özel yayından kaçırdığım beraber 25 dakikalık bir program yapacağız. Serdar merhabalar. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçi Serdar şimdi ben içeride de dinliyordum programı ama evet. Perihan aslına bakarsan benim sormak istediklerimi hepsini sordu. Şimdi aynı sorular üzerinden gitmek zorunda da kalabiliriz. O bakımdan hem senden hem de izleyicilerimiz kusuruma bakmasınlar. Evet, ama genel itibariyle daha detaylı şöyle bir inelim. Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık faiz kararı. Evet. 150 bas puanla başlayan beklenti süreci sonra KKM adımlarıyla beraber yok ya 150 olmaz 250 bas puan olur diyen bir piyasa beklentisi. Evet. Toplantıya çok az süre kala 500 bas puan yapabilir denen bir süreç ki evet. Beklentilerin bence tap noktası yani en üst seviye evet. 500'dü ama Merkez Bankası'ndan 750 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi. Toplantı karar metninde geçen ifadeleri de uzun uzadıya seninle konuşmak istiyorum bu 25 Tabii. dakika içerisinde. Çok ciddi, inanılmaz kritik değişiklikler yok. Yok. Ama değişiklikler var. O değişikliklerin de ne demek olduğunu seninle konuşmak istiyorum. İlk etapta 750 bas puanlık faiz arttırımı. Sen bekliyor muydun? Yok kesinlikle beklemiyordum. Yani şöyle bekleyen yoktu herhalde. Olduğunu da inanmıyorum ya da yani en azından işte ajansların yaptığı beklenti anketlerinde vesaire de hani o yönde bir beklenti yoktu. Ha tabii şöyle KKM tarafında atılan adım sonrasında yani artık KKM'den bir çıkış ve TL mevduata geçiş beklentisi isteği bir bu yönde en azından eğilimin olduğu anlaşılıyordu. O biraz çünkü biz bir önceki toplantıdaki açıklama metni üzerinden yorumlar. Yani orada da ne deniyordu? Politika faiziyle mevduat faizinin yakınlaşması iyi bir şey, bir kazanım olarak ön plana getiriliyordu. Şimdi politika faizinin de çok yukarıya gitmesinin arzu edilmeyi yönünde de bir kanaat oluşmuştu. Bu da yalanlanmamıştı. Dolayısıyla bu karar sonrasında da bankalar mevduat faizlerine çok büyük bir değişikliğe gitmemişlerdi. Yani bir önceki hafta işte 25-30 bandındaysa gene 25-30 bandında vadisi dönen müşterilere yaklaşımda bulunuyorlardı. Dolayısıyla hani acaba bir 200 değil de 250 olur mu işte 20-20,5 falan oralara gelir mi diye bir beklenti. Ama bir anda hani 25'e gelmesi çünkü biz 8,5 gibi hani Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle hiç örtüşmeyen işte kur volatilitesi olsun, büyüme olsun, enflasyon tehdidi olsun, aktarım mekanizmasının tamamen bozulması olsun. Yani orada bile biz 8,5'tan 15'e gelebildik değil mi ilk adımda 650 Doğru. bas puan. Yani Doğru. şimdi onun da üstüne çıkan hani biz şimdi faiz arttırımı deyince hani bu işin A'sı, B'si, C'si işte Fed, ECB, İngiltere Merkez Bankası. Hani ondan nasıl işte 25 arttırıyor. 50'ye çıktığı zaman bir süre orada devam ediyor. 75'e çıkarsa bir sonraki adım gene öyle oluyor filan. Yani artması, azalması belirli bir mantık silsilesi dahilinde. Yani analistleri bu kadar hani ters köşede bırakan bir yaklaşım olmuyor. Tabii yani ters köşede kalmanın yarattığı bir anda işte TL'nin değerlenmesi, bir anda bankacılık endeksinin tamam olması gibi hani bir takım kazanımlar da oluyor ama diğer taraftan da öngörülebilirliği azaltıyor. Yani öngörülebilirliğin bu kadar azaldığı bir yerde de orta uzun vadeli hem şirketlerin hem bireylerin kendi önünü görebilmesi. Yani şimdi politika faizi hepimiz değil mi yani 20'ler 25'ler civarında bir yerde sonlanır herhalde diye düşünürken şimdi 25'e geldik devam da edeceğiz deniyor. Hani şimdi tepe noktası nereye gelebilir? Hani demin yayında konuştuk ben hani bu ivme bu şekilde devam ederse 40-45 arası bir yere gelir dedim. Ondan sonra işte Cenk aynı şekilde 32-33 civarı yani gelecek yılın sonundaki enflasyon beklentisi civarına bir yere hani gelmesi müsaade edilir. Yani şimdi aynı analizi yapan insanların birbirinden bu kadar farklı beklentiye sahip olması çok sağlıklı bir ortam değil. Yani hani onu en azından bir yakın noktada kavuşturacak, bir denkleştirecek bir açıklama setiyle en azından desteklenmesi lazım. Yoksa hani bu enflasyon beklentiler bozulma deniyor. Neden bozuldu? Hani çok büyük bir petrol şoku oldu, işte OPEC durma kararı aldı, Ukrayna-Rusya savaşı gibi yeni bir savaş çıktı filan hani değil. Yani şey yok, zaten. Yok hani tamamen. İşte bebek bezinden kullandığımız mutfak eşyalarına
Ondan sonra akaryakıt hepimizin yani günlük hayatında arabası olsa da olmasa da işte ulaştırma tarafında da değil mi? Hani Akbil tarafında bile %50 bir anda zam geldi taksilere vesaire. Yani lojistik dediğimiz zaman zaten Türkiye'de her şey karayoluyla taşınıyor. Yani deniz yoluyla, hava yoluyla ya da tren yoluyla taşınan sınırlı. O bakımdan akaryakıt maliyetlerinin artması hemen hemen tüm mal ve hizmet sektörlerinin hepsinde istisnasız ciddi bir maliyet kalemidir. Evet, yani şimdi bunu da hani yapan yeni ekonomi yönetimi değil mi? Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hani bunlar zaten hani birbirinden tamamen bağımsız hareket eden, bilakis önceki döneme göre çok daha koordine içinde, işte birlikte yurt dışı seyahatler yapan, yabancı kurumların düzenlediği sempozyumlarda yani yeni Türkiye hikayesini, ekonomisini anlatan insanlar. Şimdi hani birinin aldığı karar sonucu bozulduğu için enflasyon beklentisi, hani diğerinin kararının bir öncekine göre bu kadar farklı olması, çünkü 650'den 250'ye düştüğünüz zaman hani onun artık altında, yani eşit ya da altında. Çünkü hani 650'lik adımı yapmışsınız, ondan sonra vitesi küçültmüşsünüz. Yani yavaş yavaş gazdan ayağınızı çekiyorsunuz gibi bir durum. Ama 750 olduğu zaman şimdi hani o sayı dizlerinde vardır. Bir sonraki rakam ne olur? Hakikaten ben tahmin etmekte zorlanıyorum. Yani 30 ve üzerine çıkmasını en azından beklerim bir sonraki adımda. Çünkü hani böyle yeni bir yola giriliyorsa. Yoksa öbür türlü hani işte mehter maaşı gibi ben hani 2 ileri bir geri. Hani 650, 250, 750 bir daha mı 250 gelir? Hani o zaman bir sonraki adımda olur. Kestirmek iyice imkansız hale gelecektir. Demek ki 58 enflasyon beklentisindeki rakamın yeterli bulmadığını da, yani 62 beklenti setinin üst bandı olarak da oraya da bir esneme yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani 62'ye doğru giderken enflasyon beklentilerini çıpalamak adına yani en azından politika faizinin 30-40 aralığında 40'a tercihen yakın bir yere gelmesi, mevduat faizinin 40 işte ve üzerinde, kredi faizlerinin de işte ona göre 45-50 vesaire gibi bir banda yerleşmesi, hani şu anki konjonktürde bana göre en mantıklı olan. Tüm bu adımlarla beraber Merkez Bankası net bir şekilde kredibilitesini kazanmaya başladı diyebilir miyiz? Yani ilk adım, yani nasıl bir çiçekle bahar olmaz, hani onun gibi, hani çünkü ilk toplantıda bu şans vardı. Yani biz işte hani Ağbal Elvan dönemi olduğu gibi tüm piyasa bir kredi tanımıştık. Yani ilk planda, hatta hatırlayacak olursan işte Goldman Sachs, Morgan Stanley vesaire %30, %40 arası falan bir yere gelir değil mi? Politika faizi o şekilde beklentiler vardı. Çünkü sen enflasyon beklentileri nasıl çıpalarsın? Ya 12 ay geçtiğimiz enflasyonu verirsin, ben sana bunu sağlıyorum, sen para piyasasına bana güven diye alım gücünü korumakta. Ya da 12 aylık beklentileri. Şimdi bu biri 30, biri 40 iken ne oldu? 8,5'tan 15'e geldik. Hadi bir sonraki adımda hani çok böyle bir anda piyasaları durma noktasına getirecek, kredi piyasasını sarsacak falan bir adım atılmak istemiyor. İkinci adımda yani en azından bir 20 üstüne doğru falan bir adım. Hani orada 15'ten 17,5'a geldik. Hani sanki hiç bir şey değişmemiş gibi, önceki dönem devam ediyormuş gibi falan bir durum hasıl oldu. Aradan geçen bir ayda da bayağı işte enflasyon beklentilerini neredeyse iki katına çıkartan bir sürü adım atıldı. Şimdi 750, işte yeni katılan üyelerin etkisi deniyor vesaire, ama bizde hani başkan belirleyicidir. Yani üyelerin tabii ki katkısı vardır. Yani başta Cevdet Akçay benim üniversiteden hocam, yani çok saygı duyduğum bir akademisyendir. Ama diğer üyeler de keza aynı şekilde birikimlerine saygı duymakla beraber hani başkanın dışında ya da ana çizilen yol dışında çok fazla, hani bizde işte Fed'de Minneapolis başkanı öyle dedi, işte Chicago başkanı ben faizi arttırmak istemiyorum dedi falan. O kadar bir görüş ayrılığı bizde söz konusu değil. Ki bizde öyle bir sistem de yok. Sistem de yok, evet. Peki sana şunu da sormak istiyorum Serdar. Şimdi Moody's'in yapmış olduğu açıklamaları hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Ne dedi? Ortodoks politikalara dönmüş ve bu politikaları artık bas almış ve adımlarını bu ortodoks politikalara göre atan bir merkez bankası oluştu dedi. Dolayısıyla bu durum not arttırımı noktasında pozitif. Doğru. Riskler var mı? Tabii ki var. Nedir o? Ki Moody's ağzıyla konuşuyorum şu an. Evet. Eğer ki büyümede bir zayıflama söz konusu olursa mevcut uygulanan politikalardan bir geri adım atılma riski var demişti. Doğru. Mevcut durumdaki atılan bu 750 bas puanlık faiz arttırımına baktığım zaman ben bu riskin çok daha minimal düzey indiğini şu anda değerlendirebiliyorum. Doğru. Kendi açımdan. Doğru. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, ki ben Merkez Bankası Özel Yayınları'na net bir yorum yaptım. Ben mesela kişisel olarak tercihen dedim ki Moody's yakın bir gelecekte takvim dışı bir not revizesi yapacak. Türkiye'ye ve not, evet, artışı olacak. Benim beklentim bu dedim. Evet. Senin ne tarz bir beklentin var? Gerçekten de yakın dönemde böyle bir şey beklememiz gerekiyor mu? Yo, dediği çok doğru. Yani Türkiye'deki kötü gelişmelere nasıl hani takvim dışında bir anda hani refleks vererek notun ya görünümünü değiştiren ya notu bilfiil kıran kurumlar olarak, bunlardan bir en azından bir arttırım,
arttırma olmasında bir görünüm değişikliği yani pozitife çekme adımı muhakkak bekliyorum. Çünkü biz hani hepsi aynı kademede değil ama yatırım yapılabilir kredi notunun 5 basamak, 6 basamak altında değerlendiriyor. Yani hani buradan 2-3 basamak hani ben biraz daha birkaç ay ya da yıl sonuna kadar olan perspektifte hani birkaç basamak bize not arttırma gelse hani gene bu inanılmaz bizi bir fon akışı falan sağlayacak bir şey değil ama hani bir gidişat işte ilk nüvesi vesaire gibi hani belki yatırım yapılabilir kredi notuna gidişatın işte ilk adımı gibi değerlendirilebilir. O yüzden ben de hani en azından birkaç not arttırımı yıl sonuna kadar olan süreçte mevcut ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası yönetiminin devam ettiği, kararlarını alabildiği noktada beklerim ben de. Ama tabii büyüme noktasındaki çekinceye, yani Moody's'den aktardığın çekinceye katılmak mümkün değil. Çünkü Türkiye son yıllarda hani kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme içinde olmadı. Kredi muslukları açıldığı zaman, kredi muslukları ağırına kadar açıldığı zaman biraz daha hormonlu olarak addettiğimiz bir büyüme söz konusu oldu. İşte %7'ler, 8'ler falan öyle oldu. Şimdi eğer ekonomi kendi gidişatı, kendi yağıyla kavrulurken ve kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşlarken büyüme işte böyle 3.7'ler gibi tahmin ediliyor bu yıl sonu. Böyle 3'lere, 2.5'lara doğru falan bir ekonomik aktivitede durma olursa o zaman yeniden o hani kredi musluklarının açılması özellikle ikinci gelecek yılın ilk çeyreği sonundaki seçimlere doğru böyle Ocak, Şubat, Mart döneminde biraz daha ağırlık kazanabilecek bir kredilerdeki açış bu taraftaki para politikasındaki adımları etkisini azaltabilir. Evet, çünkü kredilerde de bir açılma bekliyorsun. Bak, çünkü ben sana onu soracaktım. Şimdi an KKM'den standart TL mevduata doğru bir teşvik hatta bankalara ek menkul kıymet tahsili gibi cezai olarak tabir edebileceğimiz evet. yaptırımlar söz konusu. Evet. Bu durum mevduat getirilerini de yükseltebileceğine ilişkin ciddi bir algı var. Ki evet. makroekonomik dinamiklere baktığımız zaman, kitabı açtığımız baktığımız zaman net bir şekilde evet. bu da gerçek. Yani arttırmak zorundalar. Diğer taraftan 750 bas puanlık çok ciddi. Yani piyasa beklentisinin en yukarıda olan beklentinin de çok üzerinde olan %50 oranında bir üstünde olan bir artış var. Dolayısıyla bu durum mevduat getirilerinde bir yukarı doğru hareketlenmeyi de beraberinde getirecek ve bankaların artan maliyetleri sebebiyle kredi maliyetlerinde de bir yükseliş hareketi söz konusu olacak algısını da ciddi anlamda barındırıyor. Dolayısıyla krediler açılsa dahi dediğin gibi ki bu konuda çalışma olduğunu bizatihi kendi ağzından söylüyorlar hükümet cephesi. Atılan bu adımlar yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerini ciddi anlamda aşağı doğru revizyonu beraberine getirir mi? Şimdi çünkü Sayın Bakan 4.5'lardan bahsetti Mehmet Şimşek ama evet. piyasalar 3.5-3.7 gibi bir büyüme temposu var. Evet. Buraların da artık altında bir büyüme beklememiz gerekiyor mu sence? Tabii ki yani yılın ilk yarısında yani yakalanan bir ivme var işte 3. çeyreğin içindeyiz tabii büyüme verisi çok hani... Dönem bittikten sonra açıklanan bir veri. Yani biz 2023 büyümesini işte 2024'ün Şubat'ında falan görüyor olacağız. Ama o yakalanan ivmeyle beraber ben çok hani %3'ün altına global taraftan bir resesyon devşirmediğimiz yerde beklemem. Ama 3-3,5 aralığında yani eğer kredi faizleri bu kadar yukarı gelecekse yani buradan nasıl çıkılabilir? Hani tersten düşünelim hani tümden gelim yapalım. Eğer hani 4 ve yakın bir ekonomik büyüme isteniyorsa o zaman özel bankaların yapamadığını kamu bankalarının işte belki kamu bankalarına bir sermaye arttırımı, onlara biraz daha rahat kredi verebilecek bir ortam getirmek, işte KOBİ'lere, ihracatçı şirketlere yeni paket kredilerin açıklanması vesaire gibi bir takım gelişmeler olabilir. Yoksa politika faizinin bu kadar sert arttığı, şimdi bunun tabii politika faizinin belli bir misli kadar kredi faizi uygulayabiliyorlar. Şimdi o 1.8 işte 125'ten dediğimiz zaman 40 ve üzerine çıkıyor artık hani 40 ve üzerine menkul kıymet tesisine takılmadan da kredi faizini çıkartabiliyor olacak bankalar. Yani bunun ister istemez zaten bir ekonomik aktivite üzerinde dengeleyici yani ekonomiyi soğutucu bir etkisi olacak. O yüzden ben hani 3 ile 3.5 arası bir yerde Türkiye bu yıl büyümesini tamamlar. Hı hı. 4 ve üzeri bu atılan kararlar sonrasında çok zor olmuştur diye düşünüyorum. Peki 750 bas puanlık faiz artırımı gerçekten az önce de bahsettiğim gibi çok yüksek bir oran. Evet. Beklentilerin çok ötesinde bir oran. Bu ya da buna benzer bir faiz artırımını yıl içerisinde yeniden görebilir miyiz? Çünkü Sayın Murat Sağman'la da konuştuğum zaman, evet. Murat abimle de konuştuğum zaman yayında net bir şekilde şunu da söyledi kendisi ki benim katıldığım bir yorum bu. Önden yüklemeli olarak bu faizi değerlendirin dedi. Evet. Bundan sonraki süreçte öyle 750, 800, 600 bas puanlık bir faiz artırımları gelmeyeceğini mesela kendisi dile getirdi. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun Serdar? Şimdi yani bu tabii ki hani Aval Elvan döneminde hani önden yüklemeli biz işte enflasyon beklentisi şu kadardı ama o zaman enflasyon hakikaten 15-20 bandındaydı ve hani işte global taraftaki ısınmayla vesaire hani 20'lere doğru gelir mi diye
En son o hatırlarsan 17'den 19'a bir 200 bas puan arttırım yapmışlardı. Beklentinin üzerinde yani önden yüklemeli olarak tabir edebileceğimiz yakın geçmişimizde bu var. Ama şimdi hani 17,5'tan 25'e geldik ama enflasyon beklentisinin 58 bile yetmez. Hani 62-63 bizim beklenti verdiğimiz aralığın üst tarafına yakın olur. Yani onu Merkez Bankası'nın hep alttan ıskaladığını biliyoruz. Dolayısıyla hani 70 ve üzerini ben cepte görüyorum. Özellikle bu dolar kurunda yaşanan 18-27 hareketinin ve vergi tarafında yapılan arttırımların yani petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının buralara gelmesiyle beraber yani bunların gecikmeleri, etkileri muhakkak yılın kalanında da devam edecektir. İşte Eylül ayında okullar açılıyor, yeniden şehirlerde hayat başlıyor. Onun yarattığı bir fiyat hareketinde artış. Talep artışıyla beraber. Talep artışı. Doğalgaz tarafı yani dışarıdan birebir ithal ettiğimiz bir şey bizim üzerimizde çok fazla etkisi olmuyor. Hani belki Rusya'dan işte deriz ki sen bizim borcumuzu biraz daha ötele falan onları kestirmek çok güç ama yani dışsal taraftan da enflasyona katkı yapabilecek bir sürü faktör var. Bunların olduğu yerde şimdi hani önden yüklemeli 25'e geldik. Hani biz enflasyon ne zaman 25'e gelecek? Ta 2024'ten sonra 2025'in sonuna doğru filan bir yerde yani açık beklenen patika, enflasyon patikası, Merkez Bankası'nın nispeten daha iyimser bulduğumuz patikasında bile oraya kadar. O yüzden hani bu önden yüklemeli hani 2024 sonuna doğru bir önden yükleme. Yani o yüzden hani 30 da yapsa, 35 de yapsa hani o ancak 2024 sonunu filan kurtarabilir. Yani ama gecikmeli etkiden. Gecikmeli. Arada peki yani aylık ya da 3 aylık periyotta dönüyor KKM'ler ya da aylık mevduatlar. Yani o zaman TL mevduat sahibine 2024 sonunu bekle. İşte 2025'e doğru hani orayı bekle diyemezsin. Yani o arada kaç kere, 15 kere, 20 kere dönecek olan bir karar mekanizması var. O yüzden yani önden yüklemeli bundan sonra gelmez ben diyemiyorum. Zaten ben de şimdi kararı ilk başta gördükten sonra benim de aklımda şöyle bir soru işareti oldu. Ya çok kuvvetli bir faiz arttırımı. Evet. Acaba 2, 3, hani 4 aylık süre zarfı içerisinde totalde yapılan faiz arttırımı bir aya mı sıkıştırıldı? Hani evet. 3-4 aya yayacağın faiz arttırımı bir ayda yaptığında diğerleri es geçebilir mi acaba diye bir soru işareti. Ama tabii ki bu direkt ilk etapta öyle aşağıda son dakikayı gördükten sonra anlık reaksiyon olarak düşündüğüm evet. konu. Toplantı karar metnini okumadan net yorum yapılmaması gerekiyordu ki gerçekten de şöyle karar metnine bakıyorum. Mesela ben şu cümleyi çok sevdim. Çünkü çok açık ve şeffaf bir şekilde belirtmiş. Diyor ki işte bu unsurlara ek olarak işte hangi unsurlarda onlar? Yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, evet. hizmet enflasyonunda katılık ve vergi düzenlemeleri. Bu zaten bir önceki toplantı metninde aynı. Sonra ekleme burası harika. Bu unsurlara ek olarak diyor akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülen üzerinde bozulma. Akaryakıt yani diyor ki maliye tarafına, evet. Hükümet tarafına ÖTV zamları geldi. Dolayısıyla akaryakıtta çok ciddi bir yükseliş hareketi var. Bu da enflasyona ilişkin beklemeleri öngörülenden daha kuvvetli bir şekilde bozdu. Dolayısıyla da diyor Merkez Bankası, bak çok güzel açıklamış yani tane tane. Enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının, hani biz diyor ya hani biz dedik ya size diyor piyasaya evet. %58 olur diyor orta band. Siz o %58'i değil de biraz daha orta bandı alın işte 60-65 seviyelerini alın diyor. Evet. Bu üst bandı yakın işaret edeceğini dile getirdi kendisi. Dolayısıyla da 750 bas puanlık faiz arttırımı. Aslına bakarsan ve devamı cümle, da gelebilir gibi bir cümle de yani gerektiği kadar devam edecek. Evet. Yani hani sonları korunuyor. Bundan sonra şimdi kenara çekilip bakacağım aldığım kararların etkisi birkaç ay bir kenarda kalacağım tarzında bir ifade de yok. Yani tabii şunu da söylemek lazım. Hani son zamanlarda Merkez Bankası politika metnine bakarak hani bir çıkarımda bulunmakta da genelde zorlanıyorduk. Çünkü mesela hani özellikle önceki başkan ve yönetim dönemine dönecek olursak hani orada işte enflasyon beklentilerinde bozulma var. İşte yukarı yönlü işler devam ediyor. Biz politika faizini sabit bırakma kararı aldık. Hani önceki 3-4 paragrafa baksan hani arttırım için ziyadesiyle fazlasıyla koşul gerçekleşmiş ama ben sabit tutma kararı aldım ve sıkı duruşumu koruyorum. Yani ama enflasyon 80, faiz 8,5 falan. Hani şimdi ama tabii ki yeni katılan üyelerle, başkanın değişimiyle vesaire hani daha bizlerin rahat bir şekilde sede dile getirdiğin gibi yani ders kitabında şu olursa bu olur gibi zaten hani ekonomi bilimi son 200-250 yıl içinde hani değişimi sınırlıdır. Yani dolayısıyla yani işte para arzını genişletirsen enflasyon artar. İşte talep tarafında insanlar tüketimi öne çekerse enflasyon artar. Yani bunlar 2 kere 2 4 şeyler. Yani dolayısıyla enflasyon beklentilerde bozulma var. Ben de buna göre aksiyon almaya devam ederim gibi okudum. Ve hani 750'lik
belki olmasa da 30 ve üzerine çıkartacak bir adım bundan sonraki adım olur diye hani biraz belki premature yani prematüre bir yaklaşım ama hani bu adımın bir devamı bu kadar olmasa da bir sonraki toplantıda gelir diye düşünüyorum. Evet çünkü gerçekten de yani Sayın Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde başkanlığında Merkez Bankası'nın toplantı karar metnini daha şeffaf bir noktaya geldi. Yani mesela cümle yapılarının da daha sık değiştiğini evet, görüyoruz. Evet. Bir de dediğin gibi sebep ve sonuç ilişkisi de artık mükemmel kuruluyor. Doğru. Bak iyi demiyorum mükemmel kuruluyor. Neden? Çünkü bak az önce konuştuk değil mi? Az önce cümle okudum. Yani akaryakıt ÖTV zamlarından dolayı akaryakıt fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Evet. Dolayısıyla öngörülenden daha negatif bir yani daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Evet. Bu bakımdan dolayı şimdi sebep ÖTV zammı akaryakıt fiyat artışı ne sebebiyet verdi? Enflasyonda öngörülenden daha kuvvetli bozulmaya. Sonuç 750 bas puanlık faiz arttırımı. Evet. Sayın Şahap Kavcıoğlu dönemindeki toplantı karar metninde gerçekten çok doğru ve çok net bir konuya parmak bastın. Evet. Faiz arttırma noktasındaki bütün şartlar toplantı karar metninde. Tabii. Ama 100 bas puan, 150 bas puan faiz indirdim. Ya da sabit bıraktım diyordu. Tabii. Bu konuda da gerçekten kredibiliteyi yükseltecek ölçüde bir toplantı karar metni ve şeffaf bir toplantı karar metni olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii yani hani bu atıyorum ekonomi bölümü öğrencilerine falan bir hani ders ya da sınav niteliğinde bakıldığı zaman hani önceki döneme ilişkin yani o son karar metni paragrafını kapatayım. İşte bunları yazan bir merkez bankası sizce ne yapmıştır? İşte hani A arttırmıştır, B düşürmüştür, C sabit bırakmıştır vesaire gibi. Hani kimsenin doğru cevaplayabileceğini zannetmiyorum. Evet. Yani çünkü hani neden sonuç ilişkisini koptuğu dönemler yaşadık. Şimdi yavaş yavaş normale dönüyoruz. Gerçi merkez bankasının yapısını bilmeyen öğrenciler orada A faiz arttırmıştır şıkkını şöyle kalın bir harfle. Dönemin ruhunu yansıtan. Dönemin ruhunu anladım. Yansıtan bir adım söz konusu olabilir. Benim dikkatimi çeken bir şey var bu metinde. Çok fazla konuşulmadı. Bilmiyorum yani çok da üzerine belki de durulmasına gerektirecek bir cümlede değildir ama evet. Yine de senin ben yorumunu önemsiyorum ve gerçekten de merak ediyorum. Şimdi bir paragraf var. Yani bu şeyle başlayan şöyle bakıyorum. Doğrudan yabancı yatırımlar ile başlayan bir paragraf var. Oradaki paragraf komple aynı. Eşit ama bir tane kelimenin çıkartılmasını senin yorumlamanı istiyorum. Çünkü o kelime de şu. Şimdi daha önceki raporda şöyle bir durum var. Dış finansal koşullarındaki belirgin iyileşmeden bahsediyordu. Evet. Buradaki metindeki paragrafta belirgin tabirinin çıkartılması. Dış finansal finansman koşullarındaki iyileşme. Bunu nasıl okumak lazım? Evet, yani belirgin yani taraftaki... pozitif bir cümlenin negatife dönmüş hali olarak mı görmek gerekiyor? Yani belirgin iyileşme artık o kadar da belirgin değil. Yani hafif de olsa bir bozulma. İşte burada muhtemelen hani Amerika'da bankacılık sektöründe yaşanan bozulma, işte Çin'de özellikle yapı geliştirme sektöründeki o yaşanan hani Eurobond faizlerini falan ödeyemeyen şirketlerin yaratabileceği tahribat, işte Arjantin bir moratoryum ilan ederse ki olabilir. Yani orada da iktidar değişimi vesaire söz konusu. Hiç olmamış bir şey değil yani. Yani onların gelişen piyasalar olan bakışı bozma ihtimali. Fed'in bir kez daha faiz arttırır mı arttırmaz mı şimdi Jackson Hole vesaire üzerinden onları da takip ediyor olacağız hafta sonu. O yüzden hani artık belirgin bir iyileşme yok. Hatta hani böyle giderse bozulma bile var denebilir. Bizim CDS'teki gerçi 400'lere geri geldik altına doğru sarktık ama hani düşüş de azaldı artık hani. 700'den 600'e, 600'den 500'e indiği hızda gitmiyor artık. Evet. Yani değil mi? 370, 420, 430 gibi bir band dahilinde. Yani düşüş iğmesi bir miktar. Yani orada da anlamda bozulma yok. Amerikan tahvil faizi de bizim dışımızdaki neden gene Amerikan izlenisi daha fazla borçlanacağım dedi. O borçlanma miktarını arttırınca tabii piyasa yapıcı banka falan talebi sınırlı. %5'e yakınsayan Amerikan faizi. Bizim %4 civarı bir bakıldığı zaman CDS risk primimiz. Demek ki yani dış finansman tarafında Türkiye'nin 9'dan aşağı bir yerde ama işte sukukla olur belki 8'ler civarında olur ama hani 6 ile 7 ile filan borç bulmamız, kaynak yaratmamız çok güç. Bu taraftaki bozulmaya atıfta bulunmuştur diye düşünüyorum. Serdar değerli katkın için çok teşekkür ederiz. Blok halinde bir saatlik yayın evet. Yaptın. Merkez Bankası özel aynı konular araştırma masasında konuştun. Tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Evet efendim araştırma masası programımızın bugünlük sonuna geldik ama yayınlarımız dış piyasa programıyla devam edeceğim. Yine ben olacağım programda programımız dış piyasa ama Merkez Bankası ile alakalı konuşacağımız bir program olacak. Onu da şimdiden hatırlatayım. Kısa bir ara.
Takas İstanbul sundu.